Ve anlaşmazlıkları akıl almaz olaylara yol açmaya devam ediyor efendim. İşte onlardan biri daha. Kiracısını tahliye etmek isteyen ev sahibi hukuki yollarla sonuç alamayınca evin kapısını, kilidini değiştirdi. Ve kiracı elindeki eski anahtarlarla kapıda kaldı. Kapımızın kilidi değiştirildi. Bunun ne hakta ne vicdanda yeri vardır. Normal kapısını kullanamıyorum. Arkadan tahtaladılar. Dış kapıyı da kapattı. Bu kapıyı kullanmayacaksınız. Buradan artık girmenizi istemiyorum. Niye böyle bir şey yaptı? Çıkartmak istediği için. Önce geriye dönük kira bedellerini ödetti. Sonra evden çık diye baskı yaptı. O ev sahibi inanılır gibi değil ama kiracısından habersiz kapıyı değiştirdi. Kendim oturacağım diyerek ilk önce 3 ay sizlere süre veriyorum dedi. Geriye dönük olan isteklerini ben yatırdıktan sonra ücreti her ay düzenli olarak yatıran bir kiracı olarak sürdürmeye devam ettim. İddiaya göre ev sahibi 5 gün önce Beşiktaş'taki apartmana geldi ve ana giriş kapısını kapattırdı. Şu anda kiracı bu kapıyı açamıyor. Şu anda tahtayla kapattırıldı ve saatlerime ulaşamıyorum. Doğalgazıma, su tesisatıma, elektrik tesisatıma ulaşacağım kapının arkasına usta getirip kapattırdı. Yonca Beşikoğlu evine giremeyince ne yapacağını şaşırdı. Evin arka giriş kapısını açtırmak zorunda kaldı. Kapınızı kapattırıyorum. Giriş yapamayacaksınız. Ve şu anda içeri girişi bu kapıdan sağlıyor. Evime girmek için tamirci çağırarak saatlerce bu kapıyı kullanılabilir hale getirdim. Cam ve balkondan girin demekle aynı muamele gören bir kapıdır. Ev sahibi kiracı davalık oldu. Ekibimiz doğalgazı suyu kapattıran, kapı kilidini değiştiren ev sahibine iddiaları sordu ama ev sahibi soruları yanıtsız bıraktı.